aslında ilginç bir soru. İhsar konusunda. Önce tabii ben onun adına İhsar nedir dinleyicilerimiz merak edebilir. Onu da sormak istiyorum. Öncelikle onu anlatırsanız seviniriz. Dinleyicimiz diyor ki çocuğa yapılan şey İhsar olur mu? Yani hani anne baba neticede mesela siz bir şey yiyeceksiniz. Çocuk baktınız onu istiyor falan ya da gözünü ona dikmiş. Yiyemiyorsunuz bir anne olarak baba olarak ona veriyorsunuz. Böyle bir şey İhsar olur mu gibi bir sorusu var. Efendim İhsar kendisine muhtaç olduğu bir şeyi kendisi muhtaç. Ama bir başka muhtaca kendisine muhtaç olduğu şey elindeyse başkasını, Müslüman kardeşini kendisine tercih etmek İhsar. Güzel huylardandır. Zaten bir hadis-i şerifte geçiyor. Güzel huyların tamamı 360 adettir. Bir gün Mescid-i Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle sohbet ederlerken buyuruyorlar ki güzel huyların tamamı 360 adettir. Allah-u Teala bir kulunu sever veya o kuluna merhametle nazar ederse bu 360 güzel huydan bir tanesini ona verir. O güzel huy da onu cennete götürür. O sohbette Hazreti Bekir radıyallahu anh Hazretleri de varmış. Arz ediyorlar ya Resulallah. Bende de o bir taneden var mı? 360'dan bir tanesi var mı? Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki 360'ın da tamamı sende var. Din büyükleri buyuruyorlar ki kendisine lazım olduğu halde, kendisi muhtaç olduğu halde din kardeşini tercih ederek kendi ihtiyaç duyduğu şeyi ona vermesine ihsar denir ve hiç olmazsa ömründe insan bir defa bunu yapmalıdır. Bir kere de olsa ihsar yapmalı. Yapmalı. Şimdi tabii çok keskin misaller verilmiş. Kitaplarda da var. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir talebesi anlatıyor. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin evinde ekmek yok diyor. Talebesi olarak biliyorum diyor. Bir bayram günüydü. Bayram namazını kıldık. Dışarı çıktık. Birisi yaklaştı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne. Elinde bir kese vardı. İşte efendim ben falan kimsenin hizmetçisiyim. Selam var. Bu hediyesini kabul etmenizi istirham ettiler. Mübarek almışlar. Daha o keseyi ceplerine koymadan, bir kese altını ceplerine koymadan, bakın talebesi diyor ki, ben yakinen iyi biliyorum, evinde ekmek yok, parası da yok diyor. Ekmek yok, para da yok. Bir tanesi yaklaşıyor, efendim diyor, bu gece bir çocuğum dünyaya geldi, fakat çocuğa saracak bez yok evde. Bunun üzerine o keseyi içeri sürmeden veriyor. Bu ihsar mıdır? Evet, bu ihsardır. Çünkü kendisi muhtaç. Kendisi muhtaç olduğu halde din kardeşini ihtiyacını kendisine tercih etmiş. Şimdi çocuğa yapılan ihsar olur mu meselesine gelince Allah-u Teala sadece insanlara değil bütün mahlukata o annelik şefkati, babalık şefkati yani evlada olan şefkat ve merhameti yani yüz rahmetinin birini bir mahlukatına vermiş. O bir rahmetin tezahürü. Hepsinde gözüküyor. Şimdi bu yırtıcı hayvanlarda da gözüküyor. Evcil hayvanlarda da gözüküyor. Hepsinde gözüküyor bu. Mesela zaman zaman belgesellerde görülmüştür. Kuş kursağına dolduruyor, getiriyor, ağzını açıyor. Yavru da aynı şekilde o kursağından ağzının hemen kakasının altından tıkır 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 onları yiyor. Hayvancağız tekrar yavrularını beslemek üzere gidiyor. Kendisi de ihtiyaç sahibi. Yırtıcı bir hayvan bile bir av hayvanı şey yapıyor. Önce yavrularını düşünüyor. Burada şefkat, yani annelik babalık şefkat ön planda. İhsar, tanımadığı bilmediği halde muhtaç olan birisine o ihtiyacını gidermek. Evlada zaten kendisi fedakarlık ediyor. Yani evlada yapılanların ihsar olduğunu ve bu şekilde bu yapılanların da ihsar olduğunu anlatan, yazan din büyüklerinden biz rastlamadık. Bizim rastlamamamız ölçü müdür diye dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yok, ölçü değil. İslam alimlerinden bir tanesi bile evlada yapılan da aynı şekilde ihsar diye yazmışsa o da ihsar olur. Ama yazılı değilse kendimiz kıyas yaparak bu neticeye varmamız, bunu da söylememiz o da uygun olmaz efendim.